Sağ ve sol taraftaki katılımcılarımızı ön taraf. Pandemi ortamının dünyayı sarstığı bir dönemde bütün hayatın yavaşladığı, normal akışının değiştiği bir dönemde Osman Gazi Belediye'miz maşallahı var, durmuyor, yürümüyor, resmen koşmaya devam ediyor. Hizmetlerini her bölgede 136 mahallemizde devam ettiriyor. Şükürler olsun da olsun ki bugün de böyle güzel bir eserin açılışında bulunmaktayız. Ben böyle bir eserin Osman Gazi'mize kazandırılmasında, Başaran Mahallemize kazandırılmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışma ekibine ve değerli arkadaşlarımıza hepsine tebrik ve takdirlerimizi sunmak istiyorum. Tabii birçok faaliyetimiz, birçok eserimiz bitti, hizmete sunuldu. Tören de yapmadık. Bugün burada ilk defa böyle bir tören gerçekleştiriyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde burada sınırlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla açılışlarımız belki bundan sonraki süreçte yoğunlaşacak ama geniş katılım törenler yerine geçip uğrayıp hayırlı olsun deyip vatandaşa bir selam verip o şekilde bunu gerçekleştirmiş olacağız. Yani burası Başaran Mahallesi'nin merkezi. Burada hakikaten önemli bir yer. Burası bu mahallemizin en kıymetli yeri. Çok sağ olsun kendileri, ailesi bizlere destek oldular. Ve mahalle adına bizler de onların hakkını vererek burasını mahallenin kullanımına sunmuş oluyoruz. Buraya baktığımız zaman, cuma öncesi de geldim, muhtarımı ziyaret ettim sağ olsun. Muhtarımın bina önü, burası vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bir yer olmuş. Yani bu tür mahallelerde nefes alacak yerlere ihtiyacımız var. Bu tür mahallelerde her yaş insanın gelip faydalanabileceği yerlere ihtiyacımız var. Tabii bunları yapmak da zor. Bunları üretmek zor. Yani yeni planlama yerlerinde bu tür hizmetler zaten planlarla ortaya çıkıyor. Hamitler, Güneştepe, Yunuseli, Panayır o bölgelerde planlı yerlerde bu tür eserlerimiz çok. Ve belediyenin o yerlerde bu hizmetleri üretmesi de kolay. Neden? Çünkü planlarla bu yer elde edilmiş, bize hizmeti üretmek kalıyor. Fakat böyle yerde mesela burada bir rakam olarak bunu ifade etmeye kalktığımızda burasının belediye kamulaştırma maliyeti 4,5 milyon. Üzerindeki düzenlemenin yapılması 450 bin lira. Yani 10 katına bizler bir hizmeti yapmak için kamulaştırmaya para harcamış oluyoruz. Buraları zamanında planlı olmuş olsaydı 10 tane, 11 tane bu şekilde yer yapılmış olacaktı. Dolayısıyla bu hizmetlerin zorluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ama yapıldığı zaman da bakıyoruz ki bu kadar maliyet bu mahalleliye helal olsun. Neden? Çünkü insanımızın ihtiyacı. Özellikle pandemi sürecinde buna baktığımızda çok daha fazla bunu hak ediyoruz. Neden? Nefes alacak yere ihtiyacımız var. Ya Allah, bismillah. Vay be. Tamam.